benim daha iyi değil baştan. Kız. Tamam. Sessiz olalım arkadaşlar, sessiz olalım. Erkekler aşağı mı iniyor? Oturun abi, daha sıcak vermeyin. İyi olur, hanımların da ayakta kalmasın. Erkekler neyse hanımlar orada yatmaz. Allah erkekleri kuvvetli yarat. Onun için. Yer versin. Önümden geçiyorlar. Ve ila
gençliğinizi mübarek eylesin. Uzaktan yakından geldiniz. Adımlarınızı zayi etmesin. Rabbim öyle buyuruyor. Müjde buyuruyor. Estağfirullah. İnna sessiz olacak. Kardeşler sessiz olalım. Sessiz olalım. Reyyan kulevu, Kur'an. Kur'an okunduğu zaman testin ya kulevu. Hemen onu dinleyin. Ben sıkıyorum. Sessiz olun. Allah öyle mi? Leallekum turhamun. Hepiniz benim rahmetime muhtaçsınız. Ben acıysam size kurtulursunuz. Merhamet olunmak istiyorsanız, Allah size acısın istiyorsanız, ölülerinize de rahmet etsin, size de merhamet etsin. İstiyorsanız Kur'an okunduğu zaman sessiz olun, dinleyin. Onun için biz sizi Allah için seviyoruz. Siz de bizi Allah için sevdiniz. Buralara kadar geldiniz. Bu gece de maç mı var? Ne var? He? Maç. Var mı? Beşiktaş Eskişehir. He? Kaç kaç? Ya işte bu hepsini biliyor mu Allah'ım? Benim de haberim yok. Gelirken bir bakın, bir bağırıyorlar, bir gol attı anlıyorum da. Bir de kimliğe attı bilmiyorum. Şuradan bir ses söylüyorum ki namaz kılıyorum, bir bağırıyorlar. Milletin işi cenneti garantilemiş. Şimdi maç seyrediyor. Yatsı mı girdi, akşam mı çıktı, haberi yok mu? Huslu şartı kaç, abdestin farzı kaç. Benim Allah'a ne cevap vereceğim, borcum ne kadar. Beni Rabbim yarattı, yaşatıyor, yediriyor, içiriyor. Bana ne soracak, ne fatura ödemek olacak? İyi! Yani bizim halimiz neye benzedi biliyor musun? Adam şimdi cebinde beş parası yok. Simit alsa ancak yani, bir lira, iki lira. O parayla girmiş koca lüks bir lokanta. Şimdi hiç adam girer mi aklına adam ya? Senin paran bir simit bir çay ya. Girmişsin koca lokanta bir de baktın lüks. Her taraf koltuklar var böyle derin beni. Jipler birinden dayanmış kapıya falan. Sen şimdi bu artık bu lokantaya para geldi. Ancak bir resim ısmarlarsa başka. Girmiş oraya. Diyor ki şunu getirin, bunu getirin, bir de çeşit çeşit iş diyor ya. Ya çıkarken bu bir fatura gelecek. Ben bunu nasıl ödeyeyim? Hiç olmuşum diyor. Böyle adama aklımı denir mi ya? Şu kadar haberler seyrettim, böyle bir manyak adam duymadım. Duydunuz mu siz? Birisi lokantaya girdi, yedi ödemeden çıktı falan. Böyle bir, hani ki görevliler ona dayak attı falan. Hiç duymuyorum öyle bir şey. Çok eskiden Nasrettin Hoca'dan rivayet aldı. Rahmetullah. Girdi bir lokantaya, yedi. Çıkarken para dediler. Ne parası dedi ya? Yer misin yemek için? Hoca'ya bir dayak atmışlar. Hoca da gülüyor bir yandan. Dedi, burası ne alamet demek? Öbe deme helva yediriyorlar adama dedi ya. Ya şimdi siz Nasrettin Hoca değilsiniz. Kimse de size öyle müşahat göstermez. Şimdi ben anlamıyorum. Bu dünyaya geldik. Ezanlar okunuyor, namazların vakti giriyor. Bunlar bizim borç altına sokuyor. O namazı kılmak zorundayız. Farz. Ben kılmıyorum. Kılmıyorum. Ne demek kılmıyorum biliyor musunuz? 80 sene cehennemde yanmayı gözümü alıyorum. Bir vakit namaz. Ruhul Beyan tefsirinde de geçer. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta da zikreder bu eseri. Men terake salaten müteammiden hatta kadâ
اُذِّبَ فِي النَّارِ فَقُبَى. Bir insan bir namazı kasten bıraksa, şimdi akşam namazı girdi çıktı, şimdi bu ne oldu kılmayanlar için? Kaza yapar. Bu adam diyor, kasten bu namazı bıraktı ya, bunu kaza etse bile, sonradan vakti çıktıktan sonra kaza etse bile, اُذِّبَ فِي النَّارِ فَقُبَى, cehennemde 80 sene azabı var. Kaza etse bile, yalnız Allah-u Teala fazl-ı kerefiyle buyuruyor ki, eğer illa kazaya bırakmamak üzere tevbe de yaparsa, o zaman o tevbe ettiği için, tevbesinde de sefat ederse ettiği için, tamam onun borcunu düşerim, 80 sene azabı da ondan düşerim. Ama böyle 80 birikiyor, ne olacak o? Şimdi bu fatura mı? Fatura. Yaşamanın faturası bu. Allah sana nefes aldırıyor, verdiriyor. Akıl verdi, kalp verdi, ciğer, böbrek hepsi çalışıyor. Millet hastanelerde inim inim inliyor şu saatlerde. Kimisi şu anda bunu teslim etmek üzere, şu anda. Kaç kişi ölüyor şu anda? Bak biz yaşıyoruz, bir yerimiz ağrımadan. Şimdi ağrısız sancısı olan buraya gelemez, gelse de bir şey anlamaz. Çıkırmak gitmek zorunda kalır. Bu kadar nimetler içerisinde, bu kadar nefesler alıp veriyoruz, rahat rahat yiyoruz, içiyoruz, bir su nimeti ne demek ya? Adamın böbreği bozulduğu zaman su bile içemiyor. Makineyle bu süzdürecekler ya. Bir bardak su oluyor, 2 kilo böbrekten çıkartılırken ya. Bir tane hacı abi vardı, Allah rahmet eylesin. Onu gittim ziyarete. Dedi bana ki, hoca efendi aman çok su iç, çok su iç. Ben de şekerden tabi sıkıntılarım var diye biliyordum. Niye dedim? Bak dedi şimdi dedi, bütün çay yasak, su yasak, her şey yasak. Bir bardak su içiyorum diyor, makineyle 2 kilo doğru çıkartıyorlar böyle. Ne yapacağım diyor ben. Bunları düşünmek lazım değil midir? Bunlar da bizim gibi insanlar değil midir? Şimdi Allah nimet verdi, niye namaz kılmayacaksın? Akşam namazı geçti, adam maç maçta, birkaç kaçtı, ona bakıyor. Ya akşam geçti. Şimdi bu fatura sana sorulacak. Sen bu dünyaya geliyorsun, burada oturuyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Bunun sonunda da önüme bir fatura koyacaklar, hesap soracaklar. Bunu da hiç düşünmüyorsun. Bu neye benzetti şimdi? Cebinde parası yokken, lüks lokantada da yemek verir, ısmarlayana benzetti ya. Ne olacak çıkarken? E tamam dünyada böyle sınışırsın, böyle sınışırsın. Bir tane duydum ben, dediler ki madem paran yetmedi dediler ki bulaşık yıkayacak şimdi demişler. Adam bulaşık yıkıyordu, öyle bir haberlerde mi vardı, bir yerde var mı? Hadi dünyada bulaşık yıkarsın, çamaşır yıkarsın. Adam dese sana ki benim kölem olacaksın, 5-10 gün. Ne dediysem yapıyor, tamam. Yani bir kurtuluş çaresi var. Ama ahirette böyle bir şey yok. Ferikun bir cennette bir fırka cennete gidecek ve ferikun bir sa'in bir ciddi fırka cehennemde kaybedecek. Bu haktır. Kardeşler, önümüzde ahiret var. Bak şurada sular var, aynanlar var, şuruplar var, şerbetler var. Dünyada ne kadar içmeli, güzel bir meşrubatlar var. Cehennemde ne var? Cebbullar mı? Rizkiller mi? Estağfirullah aleyküm. İnne cekeran tezzebbûm ta'al ezîm kellûhni yâzîmil mutûn kevallil hamîm Sadakallahu azim. Hoca konuşuyor.
Hoca nereden konuşuyor? Kur'an'dan konuşuyor. Bu ayetleri ben buldurdum. Müftüsü gelsin, vaizi gelsin, hafızı gelsin, hocası gelsin. Ben çıktım o teketeklerde 3 saat, 5 saat konuştum. Yüzlerce hadis okudu. Bir tanesi çıkıp diyebildi mi ki bu hoca yanlış okudu? Bir tanesi diyebildi mi? Yemez. Biz uydurmuyoruz ki. Kur'an söylüyor bunlar. O zekkum ağacı var ya, kim yiyecek onu diyor? Çok günahkar olanlar, Allah muhafaza, şirke düşmekten, inkara düşmekten, Allah'a Resulü'ne itiraz etmekten, o imansızlıktan Allah muhafaza buyursun bizi. Ama isyan da kötü şey. Ezan okudur, kılmıyor. Olacak işte. Allah cennet vermez sonra. Ezanlar okundu, niçin duymadı? Yatıp topraklara yüzün sürmedi. Ben de sana cennetini vermedim. Derse Allah ben ne cevap vereyim diyor ya. Bu namazsız, secdesiz. Olur mu bu iş? Bir beş vakit namazla bile insan kurtarabilir ya. İmandan sonra namaz mı? Bunu kılmayan ya. Çok günahkar olur. Büyük günahkar. Korkarım çekkum yetimlere doğar. Ne gibidir diyor? Kendi öyle tortu gibidir diyor. Zeytin tortusu gibi. Çok gamı bir şey olur. Ama öyle dünyadaki zeytinleri bir yere biriktirdiğinde beklettiğinde tortusunu bıraktı öyle değil. Yani bir uzun yediği zaman diyor insanların karnını kaynatacak. Aynı tencere nasıl kaynarken kokut 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 o zeytin yediği zaman da karnı öyle kaynayacak. Kezeli hamim. En kaynamış su. Kaynar su. Adama böyle döktüğün zaman derisini kaldırır. Öyle kaynar su nasıl kaynıyorsa o da böyle kızgın vaziyette diyor. Cebbi. Meyvası. Adam nasıl kaynıyor? Kulu. Ben cehennemden geleceğim. Yakalayın bu adamı. Fatih'i bunu sürükleyin bakalım. Çekin bunu götürün bakalım. İlah sevâ. Cehennemin tam ortasına kadar çeke çeke götürür. Getirecekler. Şimdi adam zaten zekkum yemiş. Karnı parçalanmış, bağırsaklar parçalanmış. İçi dışına çıkmış yani. Bu sefer ben ne buyuracağım? Sümme fuzdûhu karvasî min adâbil hamîm. Sonra getirin bunu kafasından aşağı. Tutun böyle. O ayrı bir şey. Yediği başka bir de kafadan alacak. Duhan suresi. Bunlar insanlara alacak. Rabbul insan zayıf. İnsan zayıf yaratılmıştır. İnsan demirden yaratılsa bile buna dayanamaz. Çelikten yaratılsa buna dayanamaz. Ateşe dayanabiliyor mu çelikler? Demirden dayanabiliyor mu ateşe? Karabük'te demir çelik fabrikası var. Adam üzerinden yukarıdan potaların üstünde bir teknik arıza mı oldu, ne oldu, çıkmış yukarı. Oradan çok yüksekte demir iskeleler var. Ateşte aşağıda yanıyor potalar. Bir ayağı kaydı düştü. Kaç sene evvel oldu bu? Efendi Hazretleri anlatırdı bunu. O seyredenler ne yapacak adam? Bir çağrı yok, uzaktan kaza yani. O seyredenler, görenler diyorlar ki zaten diyorlar, ateşin içine diyorlar, düştüğünü görmedik. Ateşe yaklaşırken yeşil bir duman çıktı. Ya. Ama ahirette yok olmak yok. Dünyada kadar duman olup gidiyor. Ama cehennemde ölmek yok. Tüm belâni mutlu bir avlâya. Ne ölebilecek ne dirilebilecek. Şimdi buna baksana. Tam bir nefes alıp da oh diyemiyor. Öleyim de kurtulayım, o da yok. Devamlı can çekişme azabı gibi. Çok zor bir şey ya. Şimdi siz mağaza geldiniz, bu nasihatlara geldiniz, siz inşallah kazandınız. Allah Teala öyle buyuruyor. Ne bu lütfen bile? Ve zekir inne ba'din zikra sen zekker men yakşâ. Habibim mazer.
Ölüm var, kabire yatırılacağız, orada yanlış olacağız, mahşere çıkacağız, sırat var, mizan var, cehennem var. Bunu düşünüp de Allah'ı görmeden, ahireti görmeden, cehennem kendisine gösterilmeden, gayba iman ederek, riyaben korkanlar bazılardan etkilenecekler. Şimdi siz kendi içinize bakın. Eğer bu sohbet size bir tesir bırakıyorsa, bir zinadan, bir haramdan, bir içkiden, bir kumardan, bir faizden, bir yalandan, bir hıybetten, bir dedikodudan, bir namazsızlıktan, bir namazlıktan sizi soğutuyorsa ve salih amellere sizi yaklaştırıyorsa, ya bir fren yapayım, bir tövbe edeyim, nereye gidiyorum ya dedirtiyorsa, siz müminsiniz. İmanlı olduğunuz için Allah'ı görmeden korkuyorsunuz, onlar bazen faydalanacak Allah bunu. Anladın mı? Bir insan günah yapmakla kafir olmaz. Ama günah yapıp da sevinirse, hiç üzülmezse, bunda da iman olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İn serrettke hasenetke ve sa'etke seyyidu ben de mümin. Namaz kıldın, memnun oldun, sevin elhamdülillah, Allah namaz abdest nasip etti. Peki, Allah muhafaza etsin. Namaz kazaya kaldı, içkiye günahına düştün, Allah muhafaza. Bu sefer sen ne yaptın, üzüldün. Nasıl üzüldün, nasıl yaptın ben bu günahı Allah'ın huzuruna, nasıl çıkacağım? Eğer diyor, yaptığın iyilik seni sevindiriyorsa, yaptığın kötülük de seni üzüyorsa, sen müminsin. Niye? Allah'ın görmeden korktuğun için. Öbür türlü kafir olsa, imansız olsa, cehenneme inanmasa bu adam yaptığı kötülükten üzülür mü? Niye üzülsün? Dünyada ne yaparsa yanıma kar der. Ama kim vaazdan kaçıyorsa ve bu ayetler, hadisler okunduğu böyle meclislerden kaçacak, kim kaçacak? El-Eşka, bu âlâ zirvesi. Bu şimdi okuduğum âlâ zirvesi. Geriden Duhan suresinden devam ederim. En kötü, en bedbaht. Efendim, son nefeste imansız gideceği kesinleşmiş. Ahirette yeri cehennem olan insanlar ayetten, hadisten, vaazdan, nasihattan kaçar. Onlar uzak durur. Aman dinlemeyelim. Bunlar hurafe. Moralimizi bozar. Biz dünyada yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz, geçeceğiz, dizileri izleyeceğiz, maçlar seyredeceğiz. Sen buraya vaaza geleceksin, ondan sonra cehennem var, azap var, şu var, bu var. Moralimiz bozulacak diyor ya. Onlar kaçar. Yan yan giderler. Ama kaçar ama nere kaçar? Kim vaazdan kaçar diyor? اَلَّذِي يَصْلَنَّا وَالْكُبْرَى En büyük ateşe girecek olanlar kaçar. Girdikten sonra la yedik ya ve la yedik. Artık ne ölmek var ne değil. Gördün mü şimdi beni? Dünyada olsa demir dayanmak o ateşe. Bu adam çoktan ölmesi lazım. Ama Allah Teala ne bunu istihak billah? Kullemâ nadıcet cülûdühüm beddellâhum cülûden gayrâhâ yedûbul adâ. Ne zaman gidiyor, derileri pişiyor, 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 olgunlaşıyor, tam piştikten sonra derileri pişiyor, iskelet halinde adam böyle derisiz kalacakken, onlara süt beyaz taptaze deriler veriyorum. Niçin? Azabı daha çok tatsınlar. Çünkü o deri zaten kaşerlendiği zaman çok yanmakta, acı duyması da azaldı. Şimdi o deri dökülüp diyor, hemen yerine taptaze deri veriyorum. Çünkü o sıfırdan bembeyaz çocuk derisi gibi acıyı yeniden duysun. Bu da ayettir Nisa suresinde. Ne yapacağız şimdi? Hoca efendi biz dinsiz değiliz, imansız değiliz, kitapsız değiliz. Sen de gidip kavurlara okunacak ayetlerin hepsini bize okuyorsun ya. Şimdi siz de bana böyle diyorsunuz. Ama Allah ne buyuruyor biliyor musunuz? Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenû lâ te'kulur ribâ. الله لعلكم تفلحون فاتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله
sakın faiz yemeyin. O katlamalı 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 azabı katlar. Ne yapalım? Felah bulmak istiyorsanız, kurtulmak istiyorsanız Allah'tan sakının. Emirleri tutun, yasaklarından sakının. Peşinden de diyor, ey faiz yiyenler, ben cehennemi kafirler için hazırladım ama siz de o kafirler için hazırladığım ateşten sakının. Ne demek bu? Müslüman da olsan, burnunu sokarsan oraya, sen de sokarım. Müslümanlardan cehenneme girecekler var. Onun için sen başka, ondan sonra bizim imanlı öleceğimiz garantimiz var mı? Yok. Şimdi bir adam ezan okudu, namaz yok, abdest yok, bir sene, iki sene, bir gün, iki gün değil. Bu iş böyle giderse, sonra iman nuru sönerse, Allah muhafaza etsin. Son nefeste Hazreti Aleyhisselam geldiği zamanda, ecel geldiği zamanda adama kelime-i şehadet nasip olmazsa, Allah muhafaza, bir de inkar ederse, adam müezzin adam, senelerce müezzinlik yapmış adam, son nefesinde Kur'an istedi, yanındakiler de dedikler, tabii ki adam hep ezan okuyor, okuyor, Allah Kur'an'la ölmek nasip edecek ona diye düşündüler. Bir de Kur'an'ı getirdiler, dedi ki, ben Kur'an'a küfrettim dedi, öyle öldü. Millet de şaşırdı dedi, meğer binanın karımız kollanmış. Bak, ya karı kız kolluyorsun da köşe başından kolluyorsun, hadi bir günah. Minareden niye kolluyorsun ya? Yani bu da başka bir şey. Kerane'de zina yapmak gibi, Kabe'de zina yapacaksın gibi yani. Bu iş işte. Bu sefer ne oluyor? Günah patlıyor. Onun için son nefeste imanlı öleceğimiz belli değil. Biz yine bu tehlikeleri duyalım. Tehlikeyi duyan adamın tedbir alması daha kolay. Bize şimdi cennet, köşk, saray çok güzel ama biz cennete bir adam mıyız? Onun için biz cehennemden korku ayetlerinden daha hissedar olalım. Bu vaazlara geldiniz, bu nasihatleri dinliyorsunuz, işte inşallah o büyük ateşten korunuyorsunuz. Eğer içinizde bir tesir buluyorsanız, bir his duyuyorsanız, ya ben namaza başlıyorum artık, daha da bırakmayacağım ölünceye kadar diyorsanız, bu meclisin karı budur. Ben de kazandım, siz de kazandınız. Çok insanların namaza başlamasına sebep oldum inşallah. Çok. Arifan yayınlarından çok kitaplarım var, Arifan yayınlarından. Şimdi burada getirmedim, yetiştiremem. Ama dinin direği, müminin miracı namaz. Bu kitap mutlaka isteği temin edin. Kadın, çoluk, çocuk, herkes bir okuyun. Orada o namazı terk edenlerin azapları, gazapları, kabirdeki yılanları, cehennemdeki kuyuları, o hayyat yüzü, bunları bir okursanız, vallahi diyorum zerre kadar imanı olan bir vakit namaz kaçıramaz. O kitabı okursunuz. Ama her gece okudun. Tavsiye ediyorum. Dinin dileği, müminin miracı namaz. Namaza başladın. Ondan sonra abdestle ilgili kitabım var. Onu güzel bir gün öğrenin. Ondan sonra namaz ilmihali var. Ayrı bir kitap. Namazın içindeki vazifeler. Onları güzel öğrenin. Tadil erkan. Müstefil bir vazife. Hızlı kılmamak. Rahat kılmak. Namazı bozan bir şey olan. Onun hakkında başka bir kitap var, onu öğren. Ya kardeşim, iki rekatta kılınacak namazda 12 bin tane fıkıh meselesi var diyor İmam-ı Azam Efendimiz. 12 bin fıkıh meselesi var iki rekatta ya. E sen de diyorsun ki ben kıldım oldu. Bektaşi de diyor ki ben abdestsiz kılıyorum, oluyor diyor. Sen ikide bir abdestin bozuldu, canın çıktı diyor ya. Ya şimdi Bektaşi abdestsiz kıldım oldu diyor da kim kabul etmiş? Adamın onu düşündü mü? Biz imanlı insanlarız. Biz şimdi diyebilir miyiz ki ben kıldım oldu. Hiç kılmayanlar var. Allah onlara sorsun. Bana ne soruyor? Bu denir mi Allah'a karşı? Efendiler, biz mesul, sorumlu, mükellef varlıklarız. Biz yaptıklarımızla tutsak rehin olacağız. Kullu mri'in bima kesebe rahin. Allah bunu herkes yaptığının karşılığında rehindir. Ameliyle rehin kalacak. Ya kendini cehennemden kurtaracak, imanı olacak, salih ameli olacak. Ya da bunlar yoksa ateşte tutsak olarak kalacak. Ne ölebilecek, ne dirilebilecek.
Buna biz dayanamayız. Kibir yapmayalım. Gurur yapmayalım. Allah'a peygambere karşı, İslam'a karşı, alimlere karşı hava atmayalım. Doğruları dinleyelim, amel edelim kardeşim ya. Ne yapacağız? İmamın biri caminin dibinde de bir komşu var. Minarenin tam altında evi var. Bir kere de namaza geldi. Hoca da dedi ona ki ya dedi bu kadar senedir burada imamım dedi. Bir kere de camide görmedim ya. Bu da döndü ona dedi ki henüz düşünmüyorum. Sanki adam evlenme teklif etti. Düşünmüyorum diyor ya. Allah'a karşı bayrak açmış ya. Ya kardeşim dedi sen dedi namaz var dedi ya Müslüman mı? Niye böyle yapıyorsun? Şurdu budu. Hoca hoca. İşine bak işine dedi. Benim tuzum kuru tıkırım geldi dedi. Sen on dedi. İşi bozuk olanlara anlar dedi. Benim tuzum kuru tıkırım geldi ne demek? Maaşım iyi, işim iyi, yiyorum içiyorum. Ne işim var namaz? Hoca da lafın altında kalmayan bir adam. Oflu hocalardan. O da kalktı ona dedi ki Balat'ta camide Balat'ta. Bu Balat'ın köpeklerinin de tuzu kuru dedi. Tıkırı yerinde dedi bir kemik bulunca dedi. O biçim dedi yalıyorlar dedi. Kemiriyorlar ama dedi. Belediye zihirleyince anlıyorlar. Hoca ne demek istedi hoca? Demek istedi ki Ezrail Aleyhisselam gelene kadar tuzun kuru dersin. Ne zaman Ezrail Aleyhisselam kırtlağını sıkar o zaman ne diyeceksin? Tuzun kuru hadi git başkasına sen. Öyle ne tuzun kurular vardı hepsi gitti. İlla hastalar ölmüyor ki, illa fakirler ölmüyor ki, ne zenginler ölmüyor. Adam hastane yapmış. Türkiye'deki en kaliteli süper hastane adamı. Ya bu adamı niye yaşatamıyorlar? Kalbi durdu. Bağlasın bir makine ya. Ciğeri bitti. Bir makine daha kursun. Böbrek bir makine daha. Ya adam hastanenin sahibi milyar dolarlık ya. Bu adama bütün makineleri koysalar. Paradan sorunu yok. Hastane ona baksa. Yani bir hastane makine lazım bir adamı çalıştırma. O doğru ben bunu kabul ediyorum. Ama adam yaşasın. Yaşatamıyorlar. Adam kalbine de pil takmışlar. Adam ölmüş kalp atıyor. Tık 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 tık. Pil atıyor yani. Adam ölüyor. Pil ne yapacak ya? Şimdi biz bunları niye düşünmüyoruz hesap ettiğimiz? Biz mecbur gideceğiz. Ben çok ileri düşünen bir adam. Bir hesap yapıyorum, kitap yapıyorum. Sıyrılmanın yolu var. Bunu çok düşünüyorum. Baktım ki ya her gün biri gidiyor kardeşim. Sağdan, soldan, sağdan. Benden sağlamları gidiyor. Ben yine öyle böyle öleceğim öleceğim. Doktorun biri bana acıdı. Kendi benden önce öldü. 20 sene evvel şeker hastası oldum. 25 sene evvel. 3-5 sene sonra doktora gittim. Adam da genç ekilerden dedi bana. Hoca gözlerinin dibi bozulmaya başlamış dedi 20 sene evvel. Bu vaziyette dedi eyvah. Ben de korktum yeni şeker olmuşum haberim yok. Sen bu vaziyette dedi bütün el ayak. Şey gider dedi yolladı. Kangren mangren ayağını da keserler. Gözün de gider kütürüm mütürüm. Bir korkuttu beni ben de çocuğum da o zaman 25 yaşlarına falan. Vah vah dedi bana acıdı. O da genç adam. Sonra bir ölüm birkaç ay sonra trafik kazasında ölmüş. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu doktorlar da böyle. Adam hadi 6 aylık ömür kaldı. Senin 6 saatin kalmadı ne ki? Mübarek ne akşam çözüyorsun adama 6 aylık 5 aylık diye. Bu da gayba gidiyor yani. Öyle şeyleri de konuşmamak lazım. Şimdi mesele ne? Efendiler, bizden akıllıları geldi geçti. Bizden zenginleri geldi geçti. Kralları geldi geçti. Karunları geldi. Firavunları gitti. Şeddatları geldi. Hamanları gitti. Öyle mi? Bu dünya neler gördü neler? Ak kavmi. Mislini yaratmamışım Allah buldu. Elleti ne kutlak misli afil bilah. Dünya diyor at kavmi gibi bir millet yaratmayacak. Minare gibi adam var. Denizin ortasından balığı alıyor, güneşe tutuyor, pişiriyor, hemen ağzına alıyor. Bu kadar otomatik bir hayat var. Ve zemud ellezine cabu sahra bilvar. Kecir suresi. Kur'an-ı Kerim'de bunlar yazıyor. Semud kavmi
Şimdiki teknolojiyle bile o yapılamıyor. O ne mezarlar var, ne hükler var. Değil mi o Amasyalar'da şurada bunda böyle koyuların için bütün oyun oyun. O zaman hiçbir teknoloji yok. Ve Firavun Ezil Evliya o Firavun için yol kazıklara tutturmuş kendisine isyan edenleri kazıklara çaktırıyor iki elinde iki ayet. Ne zulümler, ne azaplar. 400 sene Firavun yaşadı. Bir kere ne karnı ağrıdı, ne başı ağrıdı, ne dişi ağrıdı. Musa Aleyhisselam ona geldiği zaman Allah-u Teala bunu ya Musa sen devlet işine karışma. Git ona de ki ey Firavun sen iman et. Allah'ın olduğuna iman et. Benim peygamber olduğuma iman et. Ben de senin tacını tahtını karıştırmayayım. Ne olacak? Allah'tan sana söz geldi. Eğer iman edersen bu kadar sene yaşadın 400 sene. Bir 400 sene daha ömür veriyorsun. İki, krallığın devam edecek. Üç, yediğin yemeğin tadı cennetteki gibi sırada ağzında kalacak. Şimdi mesela biz yemeğini çiğniyoruz. Lezzet al, bir de karnımız doyuyor. Fakat karnımızın doymasından sonra da yiyoruz değil mi? O nedenle zevk için şuradan geçene kadar, yemeğin zevki nereden geçene kadar? Buradan geçene kadar. Buradan sonra mideye indikten sonra bir zevki var mı? Yok, sıkıntısı var. Ondan sonra başka öyle bir hazımsızlık falan ya bir kapak olsa da hemen boşaltsam. Ondan sonra bir su içtin tadı ağzında kalacak. Eşinle birleştin, zevki tadı devam sürecek. Cennet hayatı ya. Ne olacak? İman et Allah'a. Ben de Allah'a peygamberim. Tamam. Firavun dedi ki ya benim tacım tahtım da devam edecek saltanat. Ama tabii adalet yapmak icap eder. Musa Aleyhisselam bir şey ele alıyor. O zaman ben dedi iman etmeyi düşündüm dedi. Bu iş uydu bana. Ama ondan sonra Vezir-i Haman vardı. Haman'la görüştü. Dedi ki ey Haman ben karar verdim bu Musa'ya inanacağım. Niye dedi? Bana teklifler getirdi. Çok güzel. Haman da ona bir fit verdi. Ya bu zamana kadar sen bizim ilahımızdın. Şimdi o Musa'nın ilahını bunu mu olacaksın dedi. Hayır mı? Ha doğru söylüyorsun dedi. Ben. Ondan sonra ne 400 sene? 40 sene daha gitmedi. Hepsini Allah boğdu gitti. Ne yaptın onlara diyor. اَلَّذ۪ينَ اَتَّقَوْ فِي الْبِلَى Dünyada ne azgınlıklar yaptılar. فَاَكْزَرُوا فِي الْفَشَى Ne bozgunculuklar çıkarttılar. فَصَبَّ عَلَيْنَا اَلْمُكَ السَّوْتُعَدَى Rabbin azap kamçısı üzerlerine döktürüyor. Türlü türlü azapları başlarına yağdı. اِنَّ رَبَّكَ لَمِنْ Senin Rabbin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gözetim kulesinde gibi nasıl bizden biri gözetim kulesinde dursa Allah buyuruyor ben de kullarımı öyle gözetiyorum. Ben her yaptığınıza şahit oluyorum. Her konuştuğunuz, düşündüğünüzü bile biliyorum. Böyle bir Allah'ımız var. Şimdi biz şu dünyaya gelmiş bulunuyoruz. Artık bize sormadılar geliyor musun, kalıyor musun? Bize sormadan Allah böyle murad etti, kalp etti, bizi var etti. Şimdi biz artık yarın ahirete çıksak, desek ki ya Rabbi ne var? Allah bize böyle kendimize manyak demekten bizi affeder mi? Deliyim desek kurtarabilir miyiz? E sen dünyada karını bildin, zararını bildin, ateşten kaçtın, parmağını ateşe sokmadın, uçurumdan uzak durdun. Ben sana peygamber gönderdim, kitap indirdim, sana diyorum bunlara yanaşma. Şimdi sen nasıl merak hırsızdır diyorsun? Yok olayım düşündüm. Belki Allah beni diriltmez. Ne yapmak lazım? Adamın biri eski ümmetlerde Allah'tan çok korkuyor. Ama adamı da korkuyor biliyor musun? Korkudan ölecek. Hadis-i Şerif Buhari'de geçer. Çocuklarını topladı dedi evladım. Ben dedi öleceğim ileride. Herkes ölüyor. Ben Allah'tan çok korkuyorum. Huzuruna çıkmak hiç istemiyorum dedi ya. Bana ne yapacak acaba? Ne olacak? Dedi yavrum dedi ben öldüğüm zaman beni yakın küllerini de dedi deliklere dağlara şuralara buralara dağıtın dağıtın bir yere koymayın savurun savurun. Niye? Ben Allah'ın kudretine inanıyorum ama belki Allah der ki
Bu da tümleri her yere savrulmuş. Bu da böyle kalsın, bunu diriltmeyin. Adamdaki plana bak, projeye bak. Eski ümmetten bir adam yaptı bunu. Hadis-i şerif. Adam öldü. Çocukları da vasiyetini yerine getirdi. Adamın küllerini ne yaptılar? Her tarafa savurdular. Şimdi Muhammed Mustafa devreye girdi. Ne buyuruyor? Bu adamı Allah diriltiyor. Efendimiz'e şimdiden haber veriyor onu sakatlar. Sonunda olacak işi şimdiden bildiriyor. O adamı huzuruna çekiyor. Ey benim kulum! Geldin mi huzuruma? Ya Rabbi geldin. Peki sen ne yapma hizmet ettin de kendini yaktırdın da küllerini savurdun? Diyor ya Rabbi, sen benim niyetimi biliyorsun. Ben biliyorum ki sen her şeye kâbetsin, beni dirilteceksin ama belki, belki bir ihtimal bunun hepten külü bile kalmadı. Her bir tarafa saldırdım, yok oldu. Belki öyle dersin de beni de diriltmezsin diye bir düşündüm yani. Ama ya Rabbi, senin kudretini inkar etmedim. Ben biliyordum sen istesen diriltirsin. Belki diriltmezsin beni. Korkulan bunu yaptı. Mevla'dan buyurdu ki, madem sen benden bu kadar korktun, hadi seni affet. Sakın siz öyle bir şey denemeye bakmayın ha. Bu işler deneme patlatması değil. O bir tane adamın sildi zekanın aklına geldi. Öyle numaradan iş yok. Yaptır, bak, bak, dur, bak, olur böyle bir şey ya. Korkalım. Korkuyorsak tedbir alalım. Tedbir alalım. Kimine şimdi burada gelir, kimi eve gidene kadar, kimi gece uykuda. Ne diyorum sana, şu saatte kaç kişi can veriyor şu anda? Bunlardan biri de biz olabiliriz. Allah rızası için artık tevbe edelim, artık günahları terk edelim. Mutlaka namazlara başlayalım. Bir vakit namazı kasten kazayı bırakmayalım. Allah rızası için. Bak sen bunları yemeyelim ya. Çekin bu adamı sürün, cehennemin ortasına getirin. Sonra kafasından aşağı kaynar suları dökün. Sonra da adama ne diyeceğim görüyor musun? Diyor bu. Tat bakalım bu azam. Tat. İnneke entel azizim kerim. Sen çok ulu adamdın. Beyefendiydin. Aydın münevver geçinirdin. Herkes sana hürmet ederlerdi. Sen büyük zengindin. Aydın, şuydun, buydun. He? Ebu Cehil'din, Ebu Lehebbin, Firavun'un. Şimdi de var mı Firavun? Oh, ne Firavunlar. Ahmetler var mı kıyamete kadar Ahmetler? Var. Her Ahmet'e bulunur bir Ebu Cehil demiş ya. Muhammedler varsa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün yolunda gidenler varsa mutlaka karşı tarafta düşmanları olacak. Bu devam ediyor. İnsan şeytanları, cin şeytanları. Ne kadar cin düşmanları. Allah onlara ıslah eylesin, hidayet eylesin, iman nasip eylesin. Biz kimseye bedduacı değiliz. Bedduadan ne fayda gelir? İnne hâdâ mâ kuntum bihî temtehûn. Ey kafirler! Siz bu cehennemden şüphe ediyordunuz. Bize diyor muyuz biz? Haşa! Şüphe eden ne olur? Kafir olur. Cehennem var mı yok mu? Allah Allah! Hadi Altay'ı soruyor şimdi adama. Adamı çıkartmış, benden sonra çıkartıyor birilerini. Çıkartmış adama soruyor. Yahu diyor, bu şüpheli Ahmet geldi burada dedi ki diyor. Yani kötülüğüne demiyor. Dedi ki sura üflenecek. Ondan sonra kıyamet kopacak. Ondan sonra herkes dirilecek. Adam da diyor o da bir görüştü. Öbür görüşü alalım rica edelim. Öbür görüş. Öbür görüş. Ot gibi biteriz, biteriz. Görüş mü bu be? Ot musun be? Allah sana bu kadar masraf yapmış. Senin için gökleri yerleri yaratmış. Hayvanların iç bütün cinleri, meleklerin sana amade kılmış. Öse karalık maf semalar ve mafet cemiyemin gökte yerde ne varsa insana çalışıyor. Gezegenler, melekler, melekler, burçlar bir lokma ekmek yediğin zaman önümüze gelmiş. Ekmek, somut bir elma, yumurta, yiyorsun.
Bu ne bereket? Bu ekmek senin önüne gelene kadar 360 tane çalışan var. Bunun birincisi bulutları yürüten, yağmur yağdırmak için sevkeden melek. Çünkü bulut yağdırmadan evvel bu mahsus bitmiyor. Sebepler alemindeyiz. O melekten başlıyor. En son kim? En son fırıncı. Diyelim 360. Şimdi eklendi ona. Nedir o? 361 bakkal. 362 kapıcı. 363 senin hanımla geliyor önüne kesin. Öyle gidiyor yani. Şimdi fatura eklendi. Teknoloji artıyor, fatura ekleniyor. Şimdi bu ekmek önüne geldi. Bütün felekler, melekler buna çalıştı. Göğün düzeni olmasa, yaz kış olmasa, mevsimler olmasa, yağmurlar yağmasa, mahsuller bitmese, nereden gelecek? Sen ot musun? Allah sana hesap sormayacak. Bu nasıl bir şey? Estağfirullah. Çocuk oyuncağı mıdır ki? Denizin kenarında çocuklar suyla kumu karıştırıp da kuleler yaparlar, kaleler yaparlar. Biz de çocukken oynuyorduk böyle. Ondan sonra efendim bayağı şatolar, mazolar, büyük büyük bazı kere koca kumsalda eser meydana çıkarırlar yani. Çocuklar birleşiklikleri var. Ondan sonra akşam oldu, hava karardı. Oyun bitti, vur bir tekmek derler. Ben gökleri yerleri diyor, bu düzeni diyor. Oynamak için mi yarattı? Eğlence olsun için mi yarattı? Hayır. Ben bu kainatı yaratılmasını gerektiren sebebi bu gibi hikmetli bir gaye için yarattı. O da nedir? İnsanlar ve cinler mükellef bunlardır. İnsanların cinlerin dışında mükellef yok. Melekler mesul mükellef değil. Çünkü nefis yok, şeytan yok. Onlarda cihat tarafı yok. Ancak imtihana tabi olan insanlarla cinler. Ma halaktul cinne vel insa illa ne? Cinleri ve insanları ancak beni bilsinler, beni tanısınlar, bana kulluk etsinler diye yarattı. Onun için cennet cehennemden evvel burayı yarattı, bizi buraya gönderdi. Bura bir imtihan kulluğu olacak. Her şey bize çalışacak, biz de Allah'a kulluk yapacağız. Her şey bize çalışıyor ama biz de nefse çalışıyoruz. O zaman ne oldu? Fatura şişti. Sen ot musun ya? Mevlam seni yarattı. Tabii ki sana soru soracak. Hesap var sana. Hayvanların hesabı yok. Ağaçların hesabı yok. Kuşların muhasebe yok. Ama sen insansın. Niye akıl verdi sana? Niye kitap indirdin sana? Niye peygamber gönderdi sana? Bu hocalar niye geldi buraya şimdi? Hepsine niye geldim ben? Sen dinle de yola gel. Ben de dinleyeyim yola geleyim. Ben de konuştuğumla amel edeyim. Ben kaç ay kurtarmış mıyım? Nerede? Hiç şey belli değil. Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Ben sizden dua istiyorum. Allah beni de kaydırmasın, bu yoldan ayırmasın. Benim elimde ne var? Hepimizin sonu meçhul. Allah'a güveniyorum. İmanımızı Allah'a emanet edin. Allah emanetleri zayi etmez. E şimdi kardeş, bu masraflar niye yapılıyor ya? Allah bizi niye yarattı, niye oturttu, niye öğretti, niye konuşturuyor, niye dinlendiriyor ya? E hoca efendi ne var? Ben bilsem öyle gelmezdim ya. Niye? E duymayanlar herhalde yatacak. Biz de buraya geldik, tutulduk şimdi. Olur mu öyle duymayan? Duyan tedbir alma imkanına kavuşacak. Duymayan tedbir alamayacak. Onun için yine illa ki duyan duymayandan tutulacak. Siz bilenlerden olun, siz dinleyenlerden olun. Biz bu kainatı hak ile, hikmet ile yarattık ama insanların çoğu bu işleri bilmezler. Allah'ım bizi bilenlerden eyle. Kurban olurum sana Allah. Fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin. Şimdi okuyalım bakalım müjde tarafını. Müjdelik halimiz yok ama yine biz okuyalım. İnnel mutakvin, şüphesiz bir takva sahibi kullar, emirleri tutanlar,
yasaklardan kaçanlar, takvanın üç tane basamağı var. Çok uzatmayacağım sizi, çok yormayacağım. Cennete sokacağız o kadar yani. Ondan sonra keyfinize bakarsınız. Ama yatsıyı kılman kılmadan sakın yatmayın ha. Hiç o zaman cennet mennet hemen tahammüt edemem yani. Takva sahibi kullar. Şimdi zekkumları yiyenler bir tarafa, Allah bizi uzak etsin inşallah. Ama cennet tarafının adamları kimler? Onlar takva sahipleri. Mehmet Akif camisi vardı Gemze'de. Ben oraya senelerce geldim. O 28 Şubat'tan evvel çok geldim. Epey bir dolaştık, hizmetler, adam adamlar, senelerce, 10 sene, 20 sene gezdim dolaştım. Şimdi emekli de olabilirim ama biraz daha geliyorum inşallah. Yani Allah emekli edene kadar ben sizin hizmetçinizim. Ama her hafta gelemem, her ay gelemem. Siz yine Lale Gül Efendi Radyosu geliyor mu buralara? Çekenler sadece internetten çeken 88.4'ten ama internetin şeyi başka. Cübbelahmethoca.tv kurduk. O siteden de sohbetleri canlı veriyoruz. Her akşam, perşembe akşamı veriyoruz. Salı akşamları 8.30, perşembeleri 8.30. Haftada 2-3 sohbet yapıyoruz. Kadınlara sohbet başladık. Her çarşamba, Fatih Çarşamba'da, Halit Caddesi'nde, Ahmet Yesevi Derneği'nde, Halit Caddesi'nde, sırf hanımlara, her çarşamba günü saat 11'de, hanımlara sohbet orada yapabiliyoruz. 15'te bir pazar günleri, yani yarın müsait olursanız, kadınlara da yer var, erkekler de geliyor, 15'te bir Şifa-i Şerif okuyoruz. Resulullah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ancak bu kadar. Gece de şimdi gideceğim tefsir çalışıyorum, kitap tefsiri hazırlıyorum. Gündüz ayrı kitaplar çalışıyorum. Bizim de bu kadar gücümüz var. Ama bütün meselelerin Allah'ın rızası olsun. Ama siz de ne olursunuz, biraz dininizden dertli olun, gayretli olun, biraz haberdar olun. Şimdi bugün bir haber dinliyorsun, yarın hiçbir değeri yok. Öyle haberlerle vakit geçireceğinize, o diziler, o filmler, fuzuli fuzuli, namussuzluklar içeren, efendim aile düzenini bozan, örfe adete ters düşen o dizilerle milleti zehirliyorlar. Onları izleyeceğinize, dinleyeceğinize, şu yazılan kitapları okusanız, şu bizim sohbetlerimiz haftada kaç defa var, bunları dinleseniz, dinletseniz, ona göre bir ahirete doğru bir hazırlığa girseniz, çok iyi olur. Ben sizin ilginizi istiyorum, hepiniz cennete gidin istiyorum. O zaman Allah da beni cennetine sokar inşallah. Ben size acısam Allah bana acır. Birbirimize merhametli olalım. Yani kanser olana üzülüyoruz, ayağın kırılana acıyoruz. Kedi görsek, köpek görsem yolda topallayan vallahi ben üzülüyorum. Ama bu insan gözü bakarak canlı canlı cehenneme girecek ve yanacak diyor Allah. Yani bu benim çocuğum da olabilir, anam babam da olabilir, kendim de olabilirim. Bu ateş yanıyor yani, bu cehennem tutuşmuş adamlarını bekliyor. Allah Teala öyle buyuruyor. Kur'an böyle söylüyor. Sakının diyor Allah, sakının. Ya eyyühellezine amenu eyle muşkullah kuvvetusekum ve ehlikum nara. Önce kendinizi, sonra çoluk çocuğunuzu o ateşten koruyun. Ve bu dühennaz ve hecara. Koca kükür taşları, cehennemde öyle taşlar var, gökdelenler gibi. Onlara kükür taşları, kibrit diyorlar, o kükür demek Türkçesi. O taşlar devamlı tutuşturacak, devamlı patlıyor böyle. Bir de diyor, şirasınıza diyor, insanlardan yapacağım diyor. İnsanlarla başlar. Görüyor musun? Çocuğun biri sabah namazında erkenden camiye gidiyor. Evliyaullah'tan biri size arkadan geliyor. Yavrum merhaba diyor. Erkenden kalkmasın, namaza gidiyorsun. Daha namaz sana farz değil diyor. Olur mu amca diyor. Anneme baktım diyor. Geçen gün diyor büyük odunları varmış. Tutuşturamayınca küçük çalıları koydu araya diyor. Bizi de diyor çalı çırpı gibi sokmasın da sonra cehenneme diyor. Çocuğa bak. İnsanlarla, taşlarla tutuşacak diyor Allah. Ve bu dönler sürekliyor. Aleyhâ melâkûn bilâzûn şidâ. 18 zemani görevli var. Öyle katıp gülüyor. Allah onlardan
diyor, merhamet duygusunu çekmiş almış. Adamı cehenneme atarken adam o kadar bağıracak ki diyor, içinde zerre kadar merhamet olsa o cehenneme atamaz melek onu diyor. Onun için Allah ondan diyor, acımayı almış diyor, adam bağırdıkça melek seviniyor. Umur 8 melek böyle, 19. Aliyat-ı Sanki aşağı. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Müddessir suresinde zebanilerin baş görevli sayısı 19. Bismillahirrahmanirrahim. İşte o besmele kaç harf? 19 harf. Kim besmele okursa her bir harfi bir zemani efendim ne yapar? Ondan çevirir sanırım. E sen bu var ya, evuzu yok, besmele yok. Nasıl okuyacağız? Yapma ya. Canımızı aç yapma ya. Bu haberler haklı. Ben şunu diyorum. Ben düşündüm, kaşırdım, kurtarım yolu bulamadım diyorum. Belki benden akıllınız var. Ölümden sıyırma. Çaresi bulan varsa hiç bu ağızlarına küfür yok. O madem çivi çaktı, kazın çaktı, o intikamaz artık. Siz yaşasın. Ama madem ölüm var, ölmemek elinde değil, o zaman dirilmemek de elinde değil. O zaman temizliği var, hem kolaylığı var, hem sağlığı var. Orucun ne sıkıntısı var? Zaten hasta olan tutamıyorsa Allah'a müsaade ver. Fidye verecek, 6 milyon lira ya günlük fidye. Param da yok, ben zaten fakirim. Verme o zaman, onu da sormuyor. Bu İslamiyet çok kolay. Bunu yapamayan, 7 yaşında çocuk yapabilir bunu şu anda ya. 5 vakit namazı. Nasıl bir şeydir biz bu işi geçirelim? Evet, takva sahibi olanlar başta ehl-i sünnet itikadı üzere olacaklar. Bu ehl-i sünnet 73 fırkanın içinde tektir. Şu anda dünyadaki Müslümanlık geçinenler 72 fırkadır. Şiiler Müslüman kısımlarındaysa. Fakat o Şiiler çok tehlikeli inançları var. Kur'an eksiktir diyorlar. Ehl-i Beyt hakkındaki ayetleri Hazreti Osman çıkartmış. Yuh be! Allah Kur'an'ı koruyamamış, öyle mi? Şiilerin itikadları bozuk. Hiçbir itikadları var. Ebu Bekir Sıddık'ı sevmezler. Ayşe anamıza kötü kadın derler. Hazreti Ömer'i sevmezler. Hazreti Osman'a lanet ederler. Şimdi bunların itikadı bozuk. Şimdi Türkiye'de Mustafa İslamoğlu denen adam bir ekol çıkarttı. Adına da diyor ki ehli değil. O ne demek biliyor musun? O Şii mezhebi demek ama aslında Ehl-i Beyt bizim imamlarımız, Ehl-i Beyt bizim başımızın var, Cafer-i Sadıklar, İmam Bakırlar, Hazreti Hasanlar, Hüseyinler, bunlar bizim imamımız. Ehl-i Beyt mezhebi diye özel bir mezhep yok, Ehl-i Sünnet mezhebi var, Ehl-i Beyt de Ehl-i Sünnet midir? Ehl-i Sünnet'tir. Hiç onlar Ehl-i Sünnet'ten ayrılır. Ama sen Mustafa İslamoğlu'na bakarsan, o der ki Ehl-i Beyt mezhebi. Ne yaparmış Ehl-i Beyt mezhebi? Gitmiş meal yazmış, meal de diyor ki, çıplak ayağına mesedebilirsin, Ehl-i Beyt'in mezhebini diyor. Olur mu öyle şey? Kâber-i Sadık ayağına mesmetti. Ondan sonra Allah muhafaza, ben size ne diyeyim ya? Ters ilişkiyi soruyorlar. Diyorlar ki ters ilişkinin fetvası nedir? Diyor ki, Ehl-i Sünnet'e göre caiz değil ama Ehl-i Beyt'e göre caiz. Aha! Ehl-i Beyt kim? Hazreti Hasan Fatımeler, Hasanlara, Fatımelere, Hüseyinlere ters ilişki pislik değildir. Mel'un medete hayvanı muradderdiğini buraya. Hayırlı kadınla ilişkiye giren veya ters ilişkiye giren lanetlidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın torunları o işi yapar mı? Adam resmen diyor ki bu Ehl-i Beyt'e göre caiz. Şimdi bir de itikad bozukluğu başlar. Bir bu Şia belası buna uyanlar. Bunların televizyon kanalları var ya, öyle hacı hoca geçirirler. Yandı millet, yandı millet. Benim gibi bir kişi de mi yetişecek? Şimdi bu Mustafa İslamoğlu tarafı böyle, Şii mezhebiyim ne diyor? Biz de Ehl-i Sünnetiz deyip yutturuyor. Ama ortada bir çizgi bulmuş Ehl-i Beyt mezhebi. Kimden duyarsanız Ehl-i Beyt mezhebi, ona deyin ki Ehl-i Beyt mezhebi diye bir mezhep yoktur. Ya Ehl-i Sünnettir ya da Şia. Anladınız mı?
Bunu anlayın. Ondan sonra da çıkmışlar bir kısım var. Hayrettin Karamanlar, Bekir Kardoğalar, Ahmet Şahinler, onlar da bir gün. Onlar da ne diyor? Onlar da diyorlar ki yalnız Hristiyanlar cennete girecek. İki şart varmış. Bir Allah'a inanacak, bir de ahirete. Başka? Başka yok diyor. E bizim peygamberimize uyması lazım değil mi? Lazım değil. Niyeymiş? Allah yavru torpil geçmiş. Onlara iki şart yetiyormuş. Biz altı şarttan hala kurtulmadık. Biz hala altı şarttan kurtulmadık. Hayrettin Karaman polemik değil diyalog diye bir kitapta kendisi bizzat diyor ki yavru Hristiyanlar iki şeye inansa cennete girer diyor. Ancak bir şart daha varmış. Bizim peygamberimize de yalancı demeyecekmiş. Ne diyecekmiş? Sen de doğrusun ama ben kendi yolumda bildiğime devam ediyorum. Öyle derseniz cennete girermiş. Vah 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 vah. Şimdi bunlar Türkiye'nin en popüler hocaları. Bütün köşk oldu. İslami basın yayın bunlardan fetva alıyor. İslami. İslami olmayanlar zaten onlar hiç ayarı kaçmış. Onlar Süleyman Ateş, Bayraktar Bayraktar, onlar da başka bir grup. Yaşanmıyordu falan filan. Onlar oho, cennetin de sonu var diyor, cehennemin de sonu var diyor, kadere inanmak lazım değil diyor. Onlar hep derdiyecek. Bu İslamiler de, bunlar da çok merhametli. Acımaktan, eşe diyeceğim şimdi müstehcen kaçacak demiyorum. Onlar da çok merhametli oldukları için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çıkın İhtiyarlar'a, şu papaz da gelsin. Ya tamam da tilki mağaraya sıkmam, şu kuyruğuna süpürge bağlamış. Hele sen cennete girdin mi de yavrula peşine sormuyorsun be adam ya. Görmüyor musun Filistin kan ağlıyor. Bu gece yine haberlerde neler söylüyor. Bütün Filistin'i bombaladılar, Gazze'yi bombaladılar. Bu gece Allah Filistin'deki Müslümanlara yardım eylesin. Allah'ım acil musletiyle teyit eylesin. Allah'ım Siyonistleri kahreylesin. Ya bu mescid-i efsanın dibine uyuyorlar bunlar ya. Bak şimdi bugün yine ne haberler var. Bu gazetelerin çilesi bitmedi ya. Osmanlı'dan beri, Sultan Hamid Cennet Mekan'dan beri bunlar perişan halde ya. Bütün dünyanın Arap'ı acemi seyrediyor ya. Ya. Sen de inanmıyorsun, sen cennete girsin. Kardeşim, cennete girmenin tek yolu Müslüman olmaktan geçer. İnnel dini indallahi İslam. İslam'dan gayrı din Allah katında makbul değildir. Ve men yebtegi gayra İslami dinen feleküm felek. İslam'dan başka din arayanın dini diyaneti kabul edilemeyecek. Ve bu fil ahiretinle hasibi. Ahirette onların zararı meydana çıkacak. Şimdi ben demiyorum ki Yahudi, Türkiye'de Yahudi vatandaş var, Hristiyan vatandaş olur. Onlarla kötü geçinin, ben de bir şey demiyorum. Komşuluk olur, komşuluk atlar mı? Ölüsü olur, başsağlığı gelebilecek. Fakir olur, bir yemek verirsin. Öyle mi değil mi? Biz insanlarla düşman olalım demiyoruz. Tabii ki ben bir hahamla beraber 3 ay hapishanede kaldım. Haham başıyla yattı, yataklarımız yan yana. Bana geliyordu baklavalar, börekler, adama bir şey gelmiyor. Ayıp değil, 70 yaşında adam. Ben de ne yapıyordum? Buyurun ikram ediyordum şimdi. Ya bu Yahudi'nin diye canı yok mu? Ayıp ya. Tabii ki buyurun dedik. Yedik içtik yani. Yan yana yatırdılar bizi. Ne yapacağız? Ama bir kere de demedim ki aa ağam efendi ne mübarek adamsın. Cennete benden evvel gideceksin de demedim ya. Şimdi kardeşim. Dünyada hukuk var. Komşuluk hakkı var. Ana babalık hakkı olabilir. Babası Hristiyan olsa çocuğu Müslüman oluyor değil mi? O çocuk bu anasına babasına hakaret edemez ki. Tabii ki ona hürmet edecek, saygısını gösterecek İslam önemlidir. Babam beni Hristiyan diyeceğim. Babana sövemezsin ki dövemezsin. Aç kaldın bakacaksın. O ayrı bir şey. Ama cennete girme meselesi o babanın çiftliği ise istediğiniz o. Ama bu cennet Allah'ın yurduysa oraya girmenin şartı Müslüman olma. Şimdi bunları ehli sünnetten çıktılar. Bu Türkiye'de ehli sünnetten çıkan fırkalar çoğaldılar. Allah bizi ehli sünnetten ayırmasın. Siz bizim yayınlarımızı, sohbetlerimizi takip edin. Her gün bir şey çıkarırlar bir kargaşa. Ehli sünnet çizgisi budur. Biz Efendi Hazretlerimiz de böyle görüyoruz. Buraya gelirken Efendi Hazretleri telefon etti bana. Görüş
selam üzerinize olsun. Evet. Şimdi bir takva sahibi olacak başta yanlış inançlardan sakınacağız. Takva o demek. Bir defa insanın kafasında ehli sünnet dışı bir fikir olmayacak. Şimdi Mustafa İslamoğlu gibi adam hocadır diyorsun, ayet okuyor, hadis okuyor. Ondan sonra da kitaba yazmış, kadere inanma hadisi yok. Kader tartışmalı hastalıktır. E şimdi amentünün birisi de nedir ve bir kaderi hayırlı ve şerli. Şimdi bu kadere inanmadığı zaman adam ehli sünnet olamaz. Müslüman olması da tartışılır. Onun için evvela yanlış inançlardan sakının. Ondan sonra haramlar belli, helallar belli. Onlardan sakınacak. Beş vakit namaz, oruç, hac, zekat, İslami şartlar. Ondan sonra işte faiz, zina, içki, kumar gibi belli haramlar. Bunlardan sakınanlar fi cennetin ve uyumun cennetler içerisinde, gözelerde, pınarlarda, yerde süremin sözüsü ve işte bırak, ince ipek kumaşları, kalın ipek kumaşları, dünyada erkeğe, dünyada erkeğin ipek giymesi nedir? Haram. Kadının helal. Ama kadının da ziyneti bir kocasına, oğlu, kardeşi gibi mahremine girer. Yani ipekler giyinip de dışarıdaki yabancı insanlara görünmez. Şimdi bu helallar ve haramlar nerede yazıyor? Sadece Kur'an'da değil, hadis-i şeriflerde. Sadece Kur'an yeter mi? Yemez. Sadece Kur'an yetsin, peygambere lüzum olmaz. O zaman Allah ne yapardı? Kur'an'ı Kabe'nin damına indirdi. Hepimiz Arapçanın adını okuyun derdi. Ne yaptı Allah Teala Kur'an'ı 23 senede Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kalbine indirdi. Niçin? Onu beyan etsin. Şimdi bu ilahiyatçı hocalar çıkmış ne diyor? Peygamber postacıydı haşa. Ne demek postacı? Getirdi işi bitti. Hayır bitti. Getirdikten sonra hadislerle beraber o Kur'an'ı ne yaptı? İnsan. Şimdi bak Kur'an-ı Kerim'de yatsı namazının farzı 4 rekat diye yazıyor mu? Sabahın 2 rekat diye yazıyor mu? Zekat 4 diye yazıyor mu? Haccı farzı 3 diye yazıyor mu? Peki Kur'an-ı Kerim'de bir şey yersen oruç bozulur mu? Onu bile yazmıyor. Kütübhane bir müsliyan oruç size farz kılındı diyor. E neyle bozulur? Yapma. Çünkü neden? Ben size peygamber gönderdim, ondan öğreneceksiniz. Şimdi bu hadis-i şerifler Allah ona da öyle bir sahabe seçti ki beyin adamı. Hepsi ezberlediler. Oradan oraya, oradan oraya bize kadar nakledildi geldi. Şimdi bu hadislere iman Allah'ın ayetlerine imandan ayrılmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Ve yuallimul kitabe vel hikme. Benim gönderdiğim peygamber onlara hem kitap öğretecek, kitap Kur'an'dır. Hem de hikmet öğretecek. Hikmet sünnettir. Sünnet ne demek? Hadis-i şeriflerdir. Böyle çocuğun sünnet olması demek değil. Şimdi Allah Teala Kur'an'da ne buyuruyor? Ve ma ca'akum rusulü ve hudû. Benim peygamberim size ne verdiyse onu alın. Ve ma nehâkum an fentehû. Benim peygamberim sizi neden yasakladıysa onu bırakın. Ne demek? Ona yetki verdi. Men yutu'a rasulü ve hudû fe Allah. Peygamberime itaat eden muhakkak bana itaat etmiş olur. Kul atıullâhu ve atıur rasul. Habibim söyle Allah'a itaat etsinler, sana da itaat edecekler. Kul ikuntum tuhibbûne Allah fettibi'ûni yuhibbûkumullâh. Habibim söyle. Âl-i İmrân suresi. Allah'ı seviyor musunuz? Sevdiğinizi söylüyor musunuz? İspat lazım. Nedir o? Bana uyun, Allah da sizi sevecek. Şimdi bunlar ayetlerle çarpılır. Onun için şimdi birisi çıksa dese ki ipek niye haram olmuş? Kur'an'da böyle bir şey yok. Altın takmak erkeklere nedir? Haramdır. Ama adam dese ki bana Kur'an'da göster. Biz ona Kur'an'da gösterebilir miyiz? Gösteririz. Hangi ayette? Haşr suresinde. Peygamberim ne verdiyse alın, ne yasakladıysa bırak gene. Çünkü özele girdiğin zaman milyonlarca hadis var. Ayetler 6666'dır. Hadisler milyonlarca. Çünkü neden? O onu tefsir ediyor. Bak bir namazda diyorum yüzlerce mesele var. Binlerce fıkıh meselesi var. Bunlar hadisten çıkar. Ayetler öğretiyor. Müsaade namazı kılır. Bunun rekatı, vakti, helalı, haramı, bozanı, farzı, vacibi, sünneti, müstehabı, edebi, mekruhu, müfsidi. Bunları ayette nereden alacaksın? Onun için cennette erkekler ipek giyecek mi? Giyecek. Dünyada giyebilir mi? Giyemez.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir parça ipek aldı, bir parça da altın aldı, kaldırdı böyle. İnne hâdâ, inne hâdeyni. Bu ikisi var ya, haram alâ ümmet. Ümmetimin erkeklerine haramdır. Hilmül inâzî, dişilerine helal. Bu hadis aynı ayet gibi bilin. Evet abi. Çünkü neden? Allah buyuruyor ki ne veriyorsa al. Yeter ki hadisin kaynağını bile. Kaynaklar belli. Şimdi hadisleri inkar çıktı. Hem de ilahiyatçı hocalar çıkarttı bunu. Bütün televizyonlarda kuruluyorlar, konuşmalar yapıyorlar. Ve millete ne diyorlar? Bize Kur'an yeter. Kur'an'dan başka hadis madis tanımayız. Ama işine gelen hadis olursa alıyorlar. İşine gelmeyen de o hadis peygamberden 100 sene sonra çıkmış diyorlar. Uyduruyorlar. Hadislere iman olmadan Allah'a, peygamberi, kitaba, Kur'an'a iman olmaz. Çünkü o zaman adama soruyorum. Diyorum ki, senin abdestin neyle bozuluyor diyorum. Diyor şöyle, nerede ama Kur'an'da göster. İşte, sabah namazı farzı kaç defa diyorum adama? İki diyor, ilahiyatçı. Kur'an'da göster diyor, gösterir. O zaman ne diyor? Ama diyor, hadiste var diyor. Ama aynı Buhari hadisinde de ipek meselesi var, altın meselesi var, namazın zekatına inandığında buna niye inanmıyorsun? Sen çelişkidesin. Aynı kitapta öbür hadislere inanmıyorsun da bu hadise tekniğe inanmıyorsun. Ama şimdi bunu da yapabilmesen namazın zekatı da bilinmeyecek, mecbur onu kabul ediyor. Çok tehlikeli bir zamana geldi. Ben bu bilene diyorum ki bu ehli sünnet dışı hocaları dinleyeceğinize en kötü günahlar daha ehven kaldı. Niçin? Çünkü günahı adam yaparken günah olduğunu bilir. Fakat bunları dinlerken ne doğru ne yanlış bilemez. O arada bir de vay anasını böyle bilmiş doğruymuş dese dinden çıkar ya. Adam diyor ki alın yazısı yok. Bunu diyen adam ne olur ya? Allah diyor ki kullanmışsın fena illa ma tetebbellahu lana. Habibim söyle ki bizim başımıza bir şey gelmez. Ne gelirse Allah ne yazdıysa o gelir. Kur'an'da Allah'ın yazdığı diyor alın yazısı var ya. Onun için kardeşler sizin ilminiz bunları efendim çözmeni yetmez. Ehli sünnet olarak güvendiğiniz adamları dinleyin. Güvenmedikleri sakın dinlemeyin. Hoca efendi ben ona inanmıyorum da merak ediyorum böyle ne diyecek bakalım diye. Ya bu işte meraklı değil mi? Adam 2-3 saat konuşuyor arada ne zehirler sokuyor. Sen bunları secede ilmin yok diyorum. Zehirlenirsin diyorum. Zehirlenirsin. Ehli sünnet olmayan adamı dinlemeyeceksin. Öyle mi değil mi? Bak şimdi bana dediler ki yaşamlarına hocayla çık, yok şundan çık, yok bundan çık, çağırıyorlar televizyonlar, peşin. Ben dedim ki kardeşim ben bunlarla baş ederim Allah'a izniyle. Zaten Mustafa İslamoğlu bu senelerde davet ediyor. Buyur gel konuşalım. O beni konuşturmaz diyormuş. Gel. Şimdi öbürlerinin hepsini diyorum ya. Ama milletin ortasında televizyonda olmaz. Niçin? Çünkü adam beni diye dinler, o arada ondan da bir yanlış fikir kapar, ondan sonra bir şüpheye düşüp de o mu doğru, bu mu doğru dese Allah onun günahını bana yazar. Onun için ben buna fırsat vermedim, değil mi? Vermiyorum. Çünkü bu mesele, bu halkı biz, bu maç değil ki kim kazandı, kim kaybetti. Bu itikat meselesi. Adam diyecek alın yazısı yok, ben diyeceğim var, tamam ben ispat edeceğim ama ben bir ayet okuyacağım, o da bir şey okuyacağım orada, ne olacak sana? Onun için sakın itikadınızı sıkıntıya sokmayın. Şimdi Habertürk'ten Yiğit Bulut var. O çağırıyordu haftalardır. Dedim ki ben tek çıkarsam çıkar. Ben iki kişiyle, üç kişiyle çıkmam. Ama şimdi izin istedi. Efendi Hazretleri'ni aradım. Dedim böyle böyle beni diyor ki sen diyor istediğin gibi konuş, istediklerini anlat. Çağırıyor. Şimdi bugün buyurdu ki tamam çık fayda olacak inşallah buyurdu. İzin aldık. Pazartesi çıkacağız inşallah. Bu pazartesi yarın yine öldürdü saat 8'de. Ama tek tek olduğu için yani Yiğit Bulut Bulut bizi konuk edecek. Tamam çıkarız. Biz bildiğimizi millete anlatacağız. Efendi Hazretleri'nin izin verdiği sürece vermezse tamam. Ama biz burada ne yapıyoruz? Karşımıza da bir hoca alıp da horoz dövüşü yapmayız. Ancak sen bana bir şey soruyorsun, ben senin cevabını veririm. Ama adam gülüyormuş, bilmem ne yapıyormuş. O gülerken
delikanlıdır. İnşallah onunla da vasıtasıyla da birkaç hakikat duyururuz inşallah. Çünkü herkes sizin gibi değil ki. Siz geliyorsunuz, dinliyorsunuz sohbeti. Öbür halk hiçbir şey duymamış. Adam diyor, hayatında diyor, 15 dakikadan fazla ilk de hocayı dinlememiş. O da cumada cumada mecbur diyor hutbeyi. Çıkamıyoruz diyor. Yukarıdan bağırıyor diyor. Ya sen 15 dakikadan fazla hoca dinlemedin, bu ne çıkmış? Gelmiş benim olmuş adam. Ama şimdi haber geliyor bana, o namaza başlanmış, o kapanmış. Ya kadınlar başı açık namaz kılıyordu ya. Yaşamları bunlara fetva vermiş. Odada kimse olmazsa demiş, Allah'a karşı örtün, ben ne diyorum var, başını açık kılabilirsin demiş. Ben de ne dedim ona, o zaman erkekte donsuz kılsın. Ya mübarek adam, setre avret. Setre avret ne demek? Avreti örtmek. Erkeğin gömleğiyle diz kapağı arası. Kadının bütün vücudunu avret. Kadının saçını açması demek. Erkeğin diz kapağıyla gömleğin arasını açması demek. O namaz olur mu? Bunları biz demezsek ne olacak? Ben de zor durumdayım ama iki arada bir derede Allah yardım eder inşallah. Siz insanlara ulaştırın bu haber. Biz Allah için konuşuyoruz. Takva sahipleri evvela itikatları düzgün olan, sonra salih amelleri yapanlar, haramlardan kaçar. Takva budur. Şimdi bak, şurada bir kitap. Bu öbür kitaplarım gibi değil. Bu benim bir sohbetimden alınmış. Ben de bunu Arapça matında koydum. Hocalar vazelerden okusun diye. Kaç ay oldu? 95 ay. Bu çok ucuz bir şey. 2,5 kuruş mu ne oluyor bilmiyorum. Niye bunu böyle yapıyoruz? Çok dağıtılsın diye. Mesele bunun kârı değil. Tebliğ için. Şu kitapta ne var? Hadislere iman. Ne yazık başına Resulullah ne verdiyse alın ayetini yap. Bunun içindeki derslerini okuyun. Kısa yani belki de bir gecede okursunuz. Ama öyle bir ilim sahibi olursunuz ki kiminizin kafasında biraz okuduğu kalır. Kiminizin de ağzı çok laf yapar. Sizin içinizde öyle çok çenesi kuvvetli adamlar var. Samimi söylüyorum, şunu kafasında tutup da çenesi de kuvvetli olan istediği hocayla açık oturuma çıksın. Çıksın, rezil olmaz. Niye? Adamı mata dersin. Çünkü hadise inanmadan ayete nasıl inanacak? Resulullah böyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ona inanmak şart değil. Peki sen Kur'an'ı Allah'tan kendin mi gittin Miraç'ta? Yok. Kimden aldın? Peygamberden öğrendi. E peki şimdi bu peygamberin getirdiği Kur'an dediği doğru oluyor da hadis dediği niye yanlış oluyor? Madem ki bunun hadislerinde yanlışlık varsa Kur'an dediğine de bir şey katmış olabilir. Yani bunların davası delilsizdir. Bunlar çelişkidedir. Şu kitabı mutlaka hepimiz ama hadislere iman zafiyeti var. Bütün açık okulumlarda bu mesele gündeme geliyor. Sizin imanınızı tehlikeye sokacaklar. Allah'a emanet ettim sizi. Bu hadislere iman kitabını şimdi dışarıda getirdim. Dışarıda bunu sorun. Her yerde çok ucuz bir şey. İkişer üçer millete dağıtacak. Muhammed Mustafa onun hadislerine inandırmak için gayretimize şahit olacak, bir de şefaatçi olacak için. Madem ki bütün bunlar uğraşıyorlar, hadislere inanmak lazım değil. Şu hadis zayıf, şu hadis uydurma, şu hadis şöyle, bu hadis böyle. Öyle bir şey yok. Bak burada ne deliller göreceksiniz. Adam çarşamba günü kan aldırma diye hadis çekiyor. Büyük bir hadis alimi bundan şüpheleniyor. Acaba bu hadis sağlam mı, zayıf mı bilmem ne, çarşamba günü kan aldırıyor. Bu sefer kan durmuyor. Alaca hastası oluyor. Kan aldırırsa alaca hastası oluyor. Abraş. Derisi renkleniyor. Bir de bakıyor ki derisi renkler oldu. Eyvah, ilacı da yok. Şimdi bile ilacı yok. Hala insanlar öyle derileri renkli geziyorlar. Çok da büyük bir hadis alimi yaptı. Burada hepsi yazıyor. Ondan sonra geceliğin rüyasında Resulullah geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki sen benim çarşamba gün kan aldırmayın hadisimi, yasağımı duymadın mı? Duydum ya Resulullah. Peki niçin uymadın? Diyor ki hadisin kaynaklarını araştırdım da biraz zayıf geldi bana. Ona buyuruyor ki
sana benden gelen bir rivayette ihtiyatlı davranmalı değil mi? Hadi yine sana acıdım diyor, mübarek elini sıvazlıyor. Adam uyanıyor, bir de bakıyor alaca geçmiş. Ama büyük bir hadis alim. O bile yanlış yapıyor. Hadislere iman çok önemli. Resulullah bir şey buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kaynağı belli olur. Mesela İmam-ı Gazali yazmış. Daha buna itiraz olmaz. Abdülkadir Geylani kitabında var. Daha buna itiraz olmaz. İmam-ı Rahman-ı Mektubat'ta da çok. Daha buna itiraz olmaz. Zaten hadis kaynakları belli. Ama diğer büyük evliyanın ulemanın kitaplarında geçenlere de biz asla zayıf bir sebebi sürdük. Çünkü evet, biz iman ederiz. Çünkü Allah'ın dostları boş yere bir hadis yazmaz. İşte takvayı böyle sağlayacağız. İmanımızı kurtararak, sonra da haramlardan kendimizi saklayarak takva sahibi olacağız. Ama bir adam hadislere inanmasa, isterse beşe beş kalksın, her gün oruç tutsun. Bunda takva yok. Neden? İtikadı bozuldu. Kadere inanmıyor, itikadı bozuldu. O takva olamaz. Namazdan ilk takva. Önce imanda itikadı, sonra amelde. O zaman cennetler, biz boyun nimetler, ince ipekler, kalın ipekler, mütekabiliğin karşı karşıya oturmuşlar, görüşmeler, ziyaretler. Aklına kestiği dedim, Resulullah'ı ziyaret edeyim sallallahu aleyhi ve sellem. Kocaman böyle bir taht, havada uçuyor böyle. Kaç uçak kadar o taht iniyor, her tarafı altın, gümüş, kol kol, gözük yaprak. Onun üzerine oturuyorsun. Ya sürurullah kuma. Allah buyuruyor. Cennette yüksek rahatlar var, köşekler. Oradan diyorsun Resulullah'ı ziyarete gideyim. Nuh Aleyhisselam'ı göreyim. Süleyman Aleyhisselam'a gideyim. Her taraf serbest. Cennet. Sonsuz. Sonu var diyen tehlikeye giren. Cennetin de sonu yok, cehennemin de sonu yok. Ama Müslümanlardan cehenneme gidenler demek ki kalmaz. Günah kadar yanar, onun sonu var demek ki cennete geçecek. O sonsuz cennette kalır. Suçu kadar yanıp çıkar. İnşallah biz hiç yanmadan cennete gideriz inşallah. Biz onları hurilerle de çiftleştirdik, evlendirdik. Hanımlar bundan üzülmesinler. Hanımlar bundan niye üzülmesinler? Çünkü cennette kıskançlık diye bir şey yok. Onlar da eşleriyle, onlar dünya hatunları oldukları için bu ilerden daha güzel olacaklar. Daha dereceleri yüksek olacaklar. Çünkü onlar namaz kıldılar, oruç tuttular. Bu iler cennette yaratıldılar. Onlar mesuliyet çekmediler. Onun için dünya hanımlarının mertebesi yüksek, derecesi yüksek ve cennette makamları yüksek. Ama şimdi bu iler ayette varken de bunu da inkar etsek olur mu? Kur'an'da var mı? Bunu inkar edemeyiz. Allah kimseyi kimseden aşağı bırakmaz. Hepsini yükseltecek. Ali Rıza Demircan da çıktı. Ne dedi biliyor musun? Huri Muri cennette yok dedi. Aa! Fatih Antalya bile şaşırdı. Dedi ki hoca dedi, Kur'an'da var dedi. Onlar dedi sekreter gibi çalışacak. Aa! Bu yaşa geldi. 1400 senedir yazılan kitapları da okuyoruz. Hiçbir kitapta böyle huriler var ama sekretermiş onlar. Darmak olmaz. Ayetler, hadisler ya. Ne biliyor musun? Mesele ne biliyor musun? Kadınlara şirin gözüküyor. Şimdi o öyle dedi ya, zannediyor ki bütün kadınlar unutulacak. Yahu ben bütün dünyanın kadınları bana deseler ki, hoca seni yiğide dilan ediyoruz. Ne olacak? Huriler yok de. Ya benim yok dememle yok olur mu ya? Ondan sonra ben kavur olurum. O sonra kadınlar beni cehennemde kurtaramaz. Allah dediğini yok denir mi ya? Lütfen Allah rızası için bu işi maskaralığa çevirdiler ya. Koca koca adamlar, ilahiyatçı adamlar ya. İnkar ediyorlar ya. Yedhû nefiyâ bi kulli fâkiyetin âmini. Cennete girdi mi artık rahatlık. Bütün meyveler evlerinde, ekinler evlerinde. Çağırıyorlar istediğini. İçinden geçiriyor. Kuş oradan uçuyor. İçinden geçiyor. Şu kuş yenirdi diye yiyor, yediği anda çöp 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 çöp.
Zaten adama saray yapsan, tuvalet yapmasan, adam sıkıştığı zaman saraydan çıkacak, git nereye gider? Böyle saray mı olur ya? En iyi saray tuvaleti bol olanlar yani. Dünya çöplüktür. Cennet kralların yeridir. Hakiki mülk ortadır. Evet, istediğin oluyor be. Ve fiha ateşte ile fethedilir. Cennet ne çekiyorsun? Gözlerine nere sevdirir? En düşük bir Müslümana onlu dünyanın içerisinde. Yani cennete en son girmiş adam, cehennemde en son çıkmış Müslüman, onun bile cennetteki mülküne kadar onlu dünyanın. Hadis Bukhari de ödükün öyle ki aşk bu dünyanın bir adam. Gir bakalım onlu dünyanın kadar cennet var. Adam başta cehennemden çıkaracak, tökezlere tökezlene, kömür gibi çıkacak, hayat kumağına atacak, hayat kumağından çıkacak, yeni bitmiş midis gibi. Ondan sonra adam şimdi cennete doğru giderken bir yeşil ağaçlıklı yer görecek, ya Rabbi beni bu ağacın altına ulaştırırsan daha bir şey istemem diyecek. Mevla da onu oraya ulaştıracak, orada bir serinleyecek, bir gölge, bir su falan, zannediyor ki cennet orası. Bu sefer tamam diyecek, ileride bir bakacak, daha büyük ağaçlar, daha mesire yerleri var. Ya Rabbi diyecek, şuraya beni götürürsen daha bir şey demem. Hemen onu oraya Mevla iletecek. Orada bulunacak, bir nefes alacak, güzellikler, ooo falan. Tamam, cennet burası var diyecek. Ondan sonra ileride biraz daha büyük bir şenlik görecek. Ya Rabbi orası neresi diyecek? Cennet orası Mevla. Yabanda geziyormuş ki ne oldu şimdi? Ya Rabbi diyecek, beni cennete sokarsan daha bir şey istemem. Mevla'dan olacak, sen de ne kadar paradan mutlu be. Daha bir şey istemem, daha bir şey istemem. Hep istiyorsun. Halbuki Mevla onu cennete sokmak için çıkarttı. Ama öyle cihmesi var. Bu benim anlattığım nerede? Hiçbir kasteden yok. Bu benim anlattığım Buhari, Müslim, Sahih hadis. Bu sefer Mevla adama diyecek ki, hadi git cennete, 10 dünya kadar yer verin sana, yeter mi diyecek. Bu da zannediyordu, sona komandona kalır hesabı, cehennemden en son çıktı ya, cennet bitti zannediyor. 10 bu dünya kadarı duyunca, etestezimi ve entarabül alemi, sen alemlerin Rabbisin, ben de dalgamı geçiyorsun diyecek, tövbe. Efendi Hazretleri derdi ki, bu adam böyle akılsız olmasa en son bu çıkar mıydı? Niçin? Allah'a diyor ki, dalgamı geçiyorsun diyor, ya Allah dalga geçer. Sen alemlerin Rabbisin diyor, benden dalga mı geçiyorsun diye. Onlu dünyada cennet bana nereden diyor, ben cehennemde en son çıkmış adamım. Allah-u Teala böyle kudukun böyle bir aşk bu dünyada var. Gir gir. Cennette senden fakiri yok. Çünkü cehennemden en son çıktığın için cennette senden fakiri yok. Ama senin de yerin onlu dünyada. İşte cennet. 60 metrekarelik daire kooperatif almak için 60 sene çalışıyorsunuz, içine girmeden de bazınız mezara gidiyorsunuz. Bu kadar bu dünyanın metrekaresine ömür tüketiyorsunuz, 60 dünya kadar cennet için bir sabah namazına kalkmıyorsunuz. Hangi namazdan, imandan bahsediyorsunuz? Kim cennete inanan böyle yapar? Bir mağazada ucuzluk var diye birbirinizin kafasını kırıyorsunuz. O da parayla da bedava da diyor. Bilgisayar 1 milyardan 500'e düşmüş. Yani parayla olduğu halde birbirini öldürüyorsunuz ucuz alacağım diye. Orada bedava cennet var diyorsun adama. Adam hala diyor ki henüz düşünmüyor. E senin imanın var mı? Senin imanın var mı? La yekumune biyel mevte ile mevtetel ula. Cennetin en büyük özelliği orada ölüm tatmayacaklar. Ancak bir kere dünyada ölüm, ondan sonra ölüm yok. E gidi bayraklar bayraklar. Ne dedik hakkı? Dedik ki cennetin de sonu var, cehennemin de sonu var. Hani bu ayet diyor ki ölüm yok. Allah'ım adabın cehennemi. Allah onları cehennemin o kızgın azabından koruyacak. Fadletli Rabbik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi Allah'ın fazlı kereminde. Allah'ın lütfuyla cennete gireceğiz, girersek inşallah. Yoksa bizim amellerimiz cennete bizi sokacak kadar yetmez. Ama Allah ne buyuruyor? Doğru düzgün ehli sünnete göre iman et. Sonra da şu İslam'ın şartlarını yapar. Artık kul kusursuz olmaz. Arada da günah olursa tövbe edersiniz. Ben sizi lütfumla cennete getiririm.
Hadi. İşte bu en büyük kurtuluştur. Bundan büyük kurtuluş aramayın. Dünyada adam kanserden kurtuldu. Vay be! Ne kurtuldu be! Ne kurtulacak ya? Bir sene sonra yine gidiyormuşuz. Ne kurtuldu? Trafik kazasından kurtuldu. Oo, köprüden düştü kurtuldu. Ya bu ne şanslı adam ya? Köprüden düştü kurtuldu. Ya ne kurtuldu? Yine ölecek bir zaman. Bu sefer kalpten gidecek. Durup durup. Gel ağzını açmış. Yer canlığa gitti. Köprüden kurtuldu. Buradan gitti. Kurtuluş nedir? Cehennem gürlerken seni cennete koydularsa sen kurtuldun. Yoksa dünyada ölümden kurtulamadıktan sonra öncesinde neden kurtulursan? Feynnemâ yeslâllâhu lisânike lehallem yetedekkerûn. Habibim, Kur'an'ı kolay ettik. Senin lisanınla ümmetine kuyurduk. Bak şimdi düşünsünler de yola gelsinler diye onlara vaaz ettik diyor Allah. Aldınız mı vaazları? Kabul ettiniz mi bu nasihatleri? Allah size tesirini kalp eylesin. Allah Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı indirdi. Ne kadar kolay etti. 5 yaşında çocuk okuyor ya. Bize de manalarını öğretti. Size anlatıyoruz. Ne kadar kolay etti bak. Hiç anlaşılmayacak bir şey var. Tartacaklıydı. İnnehum muttabidu. Habibim, bu ayetleri inkar edenler var. Bu okunanlara karşı itiraz edenler var. Ne cennetiymiş, cehennemiymiş diyenler var. Sana düşmanlık edenler var, İslam'a düşmanlık edenler var. Habibim gözlemiyor, bekle hele bekle. Sen onların kebermesini bekle, onlar da senin ölmeni bekliyorlar. Diyorlar ki bu Muhammed ölürse kurtulacağız. Asla. O kendi ölse de dini ölmeyecek. Kıyamete kadar bu dini yaşatacağız inşallah. Onun düşmanlarının hepsi helak oldu ama onun dini devam ediyor elhamdülillah. Allah bu dini bizimle yaşatsın inşallah. Allah bizi sebep kılsın inşallah. Allah bize kazandırsın inşallah. Yoksa Allah dinini yaşatır ama çorbada tuzumuz bulunsun inşallah. Amin. Şimdi kısaca bir dua edeceğim. Şunları kısaca tanıtıyorum size. Bu Arifan dergisi epeydir oldu çünkü. Bilmiyorum size ulaşıyor mu ulaşmıyor mu. Bunda çok ilimler yazıyoruz. Bu bize ait bir dergidir. Hepinizi Allah rızası için desteğe davet ediyoruz. Bu dergi Ehl-i Sünnet'in sesidir. Çok bizde uğraşanlar var. Bu sesi Türk çıkaralım inşallah. Yani görüyorsunuz çok cepheler açılmış. Bu cephelere karşı biz Ehl-i Sünnet cephesiyiz. Siz de bu Ehl-i Sünnet'te bizimle beraber oluyor musunuz inşallah? Allah rızası için. Bu dergi de bunun bir yayın aracıdır. Burada beyanatlar veriliyor. Bundan istifade edin. İçinde çok ilimler, hoca efendiler yazılar yazıyor. En sonunda bu derginin sonunda şimdi bir dahaki hafta yenisi çıkacak, takip edin. Allah'ın 99 isminden her ay bir isim. O isimde manalar veriliyor. Mesela bu ay Rahim ismi. Fakat hasta olanın şifası için kaç defa okuyacak? Çocuğu ağlayan huzurluk eden ne okuyacak? O ismi şeriften, Allah'ın Rahim isminden. İşi bozuk, borcu var. Bak burada bir dua var. Arapçası yazıyor. Resulullah buyuruyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Uhud dağı kadar borcun olsa bu duayı okursa ne olacak? Yastığın altına para getirir. Öyle değil kardeşim. Ben ne bileyim gelecek gelecek. Ne diyor biliyor musun? Kim diyor Rahim ismiyle bir duası var. Rahman Rahim ismiyle. Uhud dağı kadar borcun olsa o duayı okursa Allah ödettirecek. Şimdi Allah ödettirecek. Nasıl ödettirecek? Ben ne bileyim. Sebebi sebebi. Bu Allah'tır ya. Anladınız mı? Bu Rahim ismi bu ay. Allah'ın rahmetine nail olasınız. Ondan sonra sonunda bak bunları iyi dinleyin. Ben bir daha gelirim gelemem. İdris Aleyhisselam'a öğretilen 40 isim var. Derginin 2 sayı evlerini takip edin. Mutlaka bulun. O devam ediyor. Bu şimdi 3. sayıda çıktı bu isimler. Ama dergi 2 seneye yakındı. 2 seneden fazla sonra. İdris Aleyhisselam'a öğretilen isimler hepsi ismi azam Allah'ın şifresidir. Kısa. Mesela bu ayki dergideki ismi nedir? Ya Allah'ın rahmûnü fîkûnü fîhâdî ya Allah. Uzun bir şey değil. Bu üçüncü için. Mesela diyor, bundan evvel geçenler kaçırdınız. Zengin olmanın şifresi var. Ya ilâhe lâlece ve fî'a celâlu ya ilâhe. Yatsı yıkıldıktan sonra diyor, doğu tarafına dönse bin defa olursa diyor, parayı koyacak yer bulamaz. Hadi bakalım şimdi. Ya kardeşim, onun bunu kabul
itikadını sağlam yaparsa gör, gökleri yere indir dese Allah hatırına indir. Öyle kuvvetli bir zikir. Ya Allah'ım makbubu bihu itihani ya Allah. Bu derginden çok istifade edersiniz. En büyüğü şudur. Büyülenenler, cinlenenler, sihirde tutulanlar, özellikle hanım kardeşlerden de çok soruyorlar. Ben size cincilere gidin, üçüncülere gidin demiyorum. Ben size diyorum Allah'ın kitabına gelin. Burada ayetler yazdım. Büyüden kurtulmak için, delilikten kurtulmak için, bir de ağırlı hastalıklardan kurtulmak için ayetler. Özellikle sihir için 7 tane madde yazdım. Bu maddelerde tek 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 şöyle yapacağım, şöyle yapacağım diyor. Fakat 30. ayet var. Bir de ona ilave ayetler var. Hepsinin rakamını yazdım ama bizim millet rakamıyla gidip de bulamaz diye burada yazdım bak. 1-2 arkası da var. 3-4 sayfa. Bir insan her gece bunları okusa çoluk çocuğuna evine ocağına şeytan giremez. Hadis sahinde var. Şeytan o eve giremez. Cinler giremez. Ve bu ayetlerle amel edip hastalık üzerine okusa, kendine okusa Allah'ın izniyle cinler şeytanlar onunla oynayamaz. Kendim de ben okuyorum. Siz de ona buna gidip de derdinize derman arayacağınıza Kur'an'da dermanınız yazıyor. Burada benim rakamlarını vermişim, kaynaklarını vermişim. Hanım kardeşler, erkekler, gençler, mutlaka o ayetlerle amel ederseniz size büyü işlemez. Okursanız, günde bir kere okursanız kim büyü yaparsa yapar. Papaz büyüsü, papaz büyüsü işlemez. Allah'ın ayeti zıttır. Kaledir. Buluşalım inşallah. Bu Arifan dergisi size tavsiye ediyorum. Çıkarken sorun. Bu dergiden çok istifade edeceksiniz. Bir de hadislere iman. Hadislere iman kitabında imanınız kuvvetleşecek inşallah. Her gece yayında oturup Resulullah'a hizmet edersiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine inanılması için gayret edersiniz. Bu Arifan dergisinin bir de Arifan aile var. Bir de çocuk var. Çocuk hediye edilir. O çocuk şeyinde bile o kadar ilimler var, ben bile bakıyorum. Peygamberimizin hanımları, annelerimiz, şimdi şurada şu kadar büyük var, bırak çocuğu, Peygamberimizin hanımının, annemizin adını sayamıyor. O Arifan ailede, Doktor Selim Anne gibi kıymetli yazarların yazıları var. Mesela, ne yazıyor orada? Hoca efendi ben kadın değilim, bana lazım değil, olur mu? Orada ne diyor? Nikah haram olan kadına, bak bu sayıda. Kiminle evlenebilirsin, kiminle bizim dergilerimiz böyle, kitap niteliğinde. Arifan aileden de çok istifade edersiniz inşallah. Bu dergilerde helal öğrenirsiniz, haram öğrenirsiniz, dua öğrenirsiniz. Devamlı takip edin. Şimdi hemen bir hafta sonra neler çıkacak, neler çıkacak, ne ilimler çıkacak. Arifan dergisinde Efendi Hazretleri'nin hocasını buldum, Kayseri'de vefat etmiş, onlar da çok ilimler bulacaksınız inşallah. Allah Teala irtibatımızı kesmesin. Hayatta da mematta da, kabirde de mahşette de dostlarından ayırmasın. Cümlemizi cennetiyle müşerref eylesin. Azabından gazabından muhafaza eylesin. Buraya Allah için geldiniz. Buradan af olarak dağılmanızı nasip eylesin. Şimdi bir de bizim ömremizi soranlara söylüyoruz. 18 Haziran'da Hemedan Turizm ile 18 Haziran Arifan dergisinden takip edin. Recep ayında ömreye gidilecek inşallah. Ömre için bize soranlara da tarih veriyoruz. Allah tekrar tekrar helal mal ile nasip eylesin. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Amin deyin bakalım. Cennet isteyeceğiz bakalım. Allah verecek inşallah. Bu cemaat Allah için geldiniz. Allah'tan alacağımız cennetini isteyeceğiz. Gazabından sığınacağız. Rızasını isteyeceğiz inşallah. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Allah'ım yarabbim uzaktan yakından kadın erkek toplandı geldiler. Bütün filmmiş, diziymiş, habermiş, maçmış hepsini bıraktılar. Senin dinini, ilimlerini, ayetini tercih ettiler. Sen de bu kullarını diğer kullarına tercih eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cennetini istiyoruz. Hem de içkanı gönülden istiyoruz. Bizi helal eyle ya Rabbi. Bize nasip eyle ya Rabbi.
nasip eyle. Senden sana nelerden sığınacağımızdan sana sığınıyorum muhafaza eyle. Amin. Kendi yerine azgerden azat eyle. Burada da almadan kolumu azorluyorum. Hadi af olarak kalkın. Hadi ben de bize yarım aşenat. Allah için, zikir için gelenlere sen söz